Mehdi'yi Bediüzzaman gibi anlatan hiçbir alim yok ya. Çok acayip. Onun ahireti anlatması da çok acayip. Cennet anlatması. Yani öyle bildiğimiz bir alim değil Allah'ım. Daha değişik bir şey. Bu kardeşim ya bu nereden bilirsin? Bu çok acayip bir şey ya. Bak. Fen ve felsefenin tasallutuyla diyor. Maddi'nin, tabi'nin, tavanı beşer için inşa etmesi her şeyden evvel felsefeyi ve maddi'nin fikrini tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Yani benim bildiğim Mehdi, yani çocukluğumuzdan beri biz öyle öğrendik. Böyle işte sarıkla cübbeyle çıkar, harikalar meydana getirir böyle. Çok gizemli bakışları vardır. Adam daha konuşmadan onun söyleyeceklerini söyler. İşte bazen duvardan geçer böyle. Değil mi? Harikalar yaratır. Ama Darwinizm, materyalizme falan giren, o konulara giren bir Mehdi benim aklımda yoktu çocukluğumda. Öyle bir şey bilmiyordum. Çocukluğumda ya. Bu çok acayip ya. Darwinizm, materyalizmi önce çökertecek diyor. Çok acayip ya. Ben mesela medrese eğitimi alır, alim olur zannediyordum. Diyor ki bir zamanı olmaz diyor araştırma yapmaya diyor. Mesela hal, vakit ve hal müsaade edemez diyor. Peki hadi onun bir tahmin edin. Peki bilim adamlarının ön bilgi hazırlayacağını nereden biliyorsun ya? Yani Darwinizm, materyalizmle ilgili Mehdi'ye hazır bilgiyi hazırlayacak bir ekibin varlığını nereden biliyorsun? Mesela Mehdi'nin talebelerinin bir kısmının bu kitapların yapılımı, hazırlanışında Mehdi'ye yardımcı olacağını nereden biliyorsun? Ya bu çok acayip bir şey. İstanbul'da çıkacağını nereden biliyorsun? Ya çok acayip. Ya. Tarihin nereden biliyorsun? 1400 net tarih veriyor ya. 1400 sene sonra oluşacak bir hakikati asırlarında kayıp zannetmişlerdi. Çok acayip. Şeddeli lamlar ve mim diyor ikişer sayısı bundan 100 yıl, bir asır sonra diyor küfrü dağıtacak zatlar Mehdi ve şahitler olabilir diyor. Kardeşim şeddeli lamlar, mimler bir sayılsa yani belli ki ayetin ebcedini ona uydurarak önce tarihi biliyor bak tarihi biliyor. Ayetin ebcedini özellikle sayısını artırıyor. Şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa diyor. Bak, önce tarihi biliyor ama. Tarihi Kur'an'dan çıkartırken de şeddeleri sayıyorum diyor. Bu şeddeler de sayılacak diyor. O şekilde diyor. İkişer sayılsa diyor. Bundan bir asır sonra zulümatı atacak zatlar Mehdi ve şakitler olabilir diyor. Bak bu çalışmayla diyor Darwinizm materyalizme yönelik çalışmayla birinci vazifeyi tam yapmış olacak diyor. Onu nereden biliyorsun? Mesela Darwinizm materyalizmi tam ezeceğini nereden biliyorsun? Çünkü dünya çapında bir şey ya Mehdi. Mehdi'nin dağıtacağını nereden biliyorsun? Bak istinat ettiği manevi kuvvet ve manevi ordusu diyor. Yalnız ihlas, sadakat, tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir. Samimiyet, sadakat ve tesanütün bu talebelerin arasında olacağını nereden biliyorsun? Değil mi? Maşallah. Çok acayip ya. Bir de tam sahip diyor. Halbuki orta derecede olabilir. Mesela Mehdi'nin imtihanı olur, zordur. Tam sahip diyor. Ne kadar da az da olsa da manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile şiar-ı İslam'ı ihya etmektir. Bir kere Mehdi'nin halifelik ünvanı alacağını söylüyor. Onun dışında hiç kimse Mehdi olamaz. Bir kere hiç boş yere yalan söylemesinler. Veyahut doğru bilgi vermeye gayret etsinler diyelim. Yalan söylemesinler demeyelim de. Halifelik şartı koymuş Bediüzzaman. Halife olacak diyor bir kere diyor. Ünvan alacak diyor. Bak, ünvanı ile diyor. Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ünvanı ile diyor. Şiari İslamiye'yi ihya etmektir. İslam'ın şiarını ihya edecek diyor. Alem-i İslam'ın vahdetini nokta istinad edip beşeriyetin maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden, kıyametten kurtaracak diyor Mehdi. Allah Mehdi'yi vesile ediyor. Maşallah. Kıyamet sürekli dünyanın üstüne gelmek istiyor. Allah durduruyor. Bekle diyor kıyamete. Yani yoksa normalde çökecek dünyanın üstüne.
Bu vazifenin nokta istinadı ve hadimleri milyonları efradı bulunan ordular lazımdı. Mesela şimdi Suriye ordusu da, Irak ordusu da Mehdi'nin ordusu olacaklar. Deccal'in elindeydi Irak ordusu. Allah Deccal'in elinden kurtardı. Mehdi'ye geçecek. Suriye ordusu da Deccal'in elinde, o da Mehdi'ye geçecek. Libya ordusu Deccal'in elindeydi, Allah kurtardı. Mısır ordusu Deccal'in elindeydi, Allah kurtardı. Bölgede de en iyi, en delikanlı ordu, işin doğrusu Türk ordusudur. En mütevazi, en mazlum, en insancıl, makul, merhametli, itidalli. Ya canını veriyor, yine adaletten ayrılmıyor Türk ordusu. Ya mesela istese Allah esirgesin, mesela bir durumda yerle bir eder ve kendilerini korurlar. O kadar titiz çalışıyorlar ki. Metre hesabıyla ya, metre hesabıyla. Aman diyor yani, kuşa tavuğa bile zarar gelsin istemiyor ordu. O kadar dikkat ediyorlar. Koyuna kuzu hiç mesela dikkat ediyor. Koyun kuzu telafatı bile olmaz. Çok çok dikkat ediyorlar. Ama karşı tarafın öyle bir özeni yok tabii. Terörist kafasına ne gidiyor?